Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili misafirler, kanalımızda yayınlanan masal videoları ve masallarımız Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Eğitim Başkanlığı tarafından onaylı, okul öncesi, anaokulları ve yaz Kur'an kurslarında gösterilmeye ve dinletilmeye uygun masallardır. Bu videomuzda sizlere sunmak istediğim masalın ismi Sevgi Sınavı. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın, olur mu? Her şeyden ve herkesten çok Yüce Allah'ımızı sevmeliyiz çocuklar. Hazreti İbrahim en çok Rabbimizi sevmiş. Rabbimiz de bu sebepten dolayı Hazreti İbrahim'i çok severmiş. Hazreti İbrahim'e Halil'im dermiş. Mahmud yanında arkadaşlarıyla dedesinin bu sohbetini dinlerken "Halil'im ne demek dedeciğim?" diye sormuş. Dedesi "Dostum demek çocuklar. Allahu Teala Hazreti İbrahim'in kendisini çok sevmesinden dolayı ona dostluk makamı vermiştir." Söze Ayşe girdi. "Dedeciğim, bu makamı bize de verir mi Allah? Biz de Yüce Allah'ımızı Hazreti İbrahim kadar seversek verir. Ama bu o kadar da kolay değil. Hazreti İbrahim bu makamı elde ettikten sonra bile çok büyük imtihanlardan geçti. Allahu Teala Hazreti İbrahim'in sevgisinin derecesi görülsün diye bir insanın en çok sevebileceği iki şeyle onu imtihan etti. Çok sevdiğiniz iki şey düşünün çocuklar. Aklınıza gelen bu iki şeyi feda edebilir misiniz? Onu red edebilir misiniz? Hatice hemen, "Dedeciğim, bu çok zor bir şey herhalde." "Evet çocuklar, bu çok zor bir şey. Sevgide samimi olabilmek, Yüce Allah'ımızı layıkıyla sevebilmek gerçekten çok zor." Mahmud, "Dedeciğim, Hazreti İbrahim nelerle imtihan edilmişti?" "Hazreti İbrahim bir insanın en çok sevebileceği iki şeyle imtihan edilmiştir Mahmud. Kendi hayatı ve çok sevdiği, alması için Yüce Allah'a dua ettiği oğlu Hazreti İsmail'in hayatı ile." İbrahim hemen, "Dedeciğim, ne olur bize bunları anlatır mısın?" dedi. "Anlatayım yavrucuğum. Hazreti İbrahim puta taptıkları için kendi kavmine çok kızıyordu. Bu sebepten dolayı bir bayram günü putların hepsini kırdı. Siz put ne demek biliyorsunuz değil mi?" "Hayır dedeciğim, bilmiyoruz," dedi Sevgi. "Bakın çocuklar, putlar eskiden insanlar Allah'a ibadet edebilmek için önlerinde heykeller yaparlardı. Bu heykellere dua eder, bu duaların da bu heykellerle Allah'a ulaştırıldığına inanırlardı. Yani Allah'a ibadet etmek için bu putları, yani heykelleri kullanırlardı. Bazen de bu heykelleri sanki Allah'mış gibi görürlerdi. İşte Hazreti İbrahim de buna çok kızardı. Bu yüzden de bu putların çoğunu kırdı. Bu putları kırınca da kendi kavmi, yani kendi insanları Hazreti İbrahim'e çok kızdılar. Ve Hazreti İbrahim'i yakalayıp Nemrut'a götürdüler. Nemrut o dönemler Hazreti İbrahim'in kavminin başındaki insan. Hep beraber Hazreti İbrahim'e ateş atmaya karar verdiler. Çok büyük bir ateş yaktılar. Yakılan ateşin alevleri göklere yükseliyordu. Hararetinden dolayı kuşlar yanından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince puta tapan insanlar ateşin başında toplandılar. Hazreti İbrahim'i elleri ve ayakları bağlı bir şekilde uzaktan ateşe atacağı mancınağa koydular. Mahmud hemen, "Hazreti İbrahim hiç korkmadı mı dedeciğim?" diye soru sordu. "Hayır evladım, Hazreti İbrahim hiç korkmadı. Çünkü çok zor durumda olmasına rağmen çok büyük bir teslimiyet, büyük bir sevgi içindeydi. Yerde ve gökteki tüm melekler şaşkınlık içindeydi ama o Allahu Teala'yı çok seviyordu ve Allahu Teala'dan
Hazreti İbrahim'i kurtarmak için bütün melekler yardım istedi ve Allah bütün meleklere izin verdi. Yusuf hemen heyecanla, "Melekler Hazreti İbrahim'e yardım edebildiler mi dedeciğim?" diye sordu. Dedesi, "Hayır Yusufçuğum, yardım edemediler. Çünkü Hazreti İbrahim bu yardımı kabul etmedi." Meryem hemen atıldı. "Ama niçin?" "Çünkü Hazreti İbrahim onlara dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarır ise onun lütfundandır. Eğer yakar ise benim kusurumdandır. Sabrederim inşallah" diye Allah'a olan sevgisini dile getirdi. Ateşe atılırken de "Allah bana yetişir. O ne iyi bir vekildir" diyordu. Allah-u Teala da dostunun bu yüce teslimiyeti ve tevekkülü üzerine ateşe emretti. "Ey ateş, İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol." Bu sözün üzerine Ahmet, "Dedeciğim, Hazreti İbrahim kurtuldu mu yani?" Mahmut, "Ahmet, biraz sabretsene, birazdan sohbetin sonunu öğreneceğiz zaten." Dedesi iki çocuğa bakarak, "Merak etmeyin, bu emirle Hazreti İbrahim'in düştüğü yer bir anda gül bahçesine döndü. Bu mucize karşısında da bu puta tapan insanların çoğu Müslüman oldu. Yani Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldular." Yusuf hemen atılmıştı. "Nemrut da Müslüman oldu mu dedeciğim?" "Hayır, Nemrut kibir ve gururundan dolayı Müslüman olmadı. Mülkümü ve saltanatımı feda edemem" dedi. "Yine de korkusundan dolayı 4000 sığır kurban etti." Mahmut, "Peki Hazreti İbrahim oğluyla nasıl imtihan oldu dedeciğim?" "Bakın çocuklar, Hazreti İbrahim'in yaşı oldukça ilerlemişti. Bir oğlu olsun istiyordu. Bunun için Yüce Allah'a yalvardı. Allah Hazreti İbrahim'in duasını kabul etti ve oğlu İsmail dünyaya geldi. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail 13 yaşına geldiği zaman Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında Hazreti İsmail'i kurban ediyordu. Aynı rüya 3 gün devam etti. Bu günler Kurban Bayramı'nın ilk günü ve ondan önceki 2 gündü ve sonraki 2 gündü. Ayşe, dedeciğim, Hazreti İbrahim rüyanın Allah'tan olduğunu öğrenebildi mi? Evet yavrucuğum. Hazreti İbrahim peş peşe gördüğü rüyalardan sonra rüyanın Allah-u Teala'dan olduğunu anladı ve hanımına Hazreti İsmail'i bir dostuna götüreceğini söyledi. Hazreti İsmail'e de "Oğlum, Allah rızası için kurban edeceğim" dedi. Hazreti İsmail hiç sesini çıkartmadı. Yolda giderlerken şeytan yaklaştı. Hazreti İsmail'e, "Baban seni nereye götürüyor biliyor musun? Çok sevdiği Allah'a seni kurban edecek" dedi. Hazreti İsmail de, "Evet biliyorum, biliyorum ve bunu kabul ediyorum. Çünkü ben de Allah'ı çok seviyorum" dedi. Her ikisi de bu kararlılıkla yollarına devam ettiler. Şeytan yine İsmail'in yanına yaklaştı ve onu kandırmaya çalıştı. Ama Hazreti İsmail yerden aldığı taşla şeytanı taşlamaya başladı. Ayşe hemen sabırsızlıkla atıldı. "Dedeciğim, biliyor musun, benim babam da hacda şeytan taşlamışlar." "Evet güzel kızım, şeytan taşlamak hac ibadetleri arasında sembolik bir davranıştır. İşte hacca giden insanların taş attığı o şeytan, o gün Hazreti İsmail'i kandırmaya gelen şeytan olduğuna inanılır ve sembolik olarak hacca gidenler de o şeytana taş atarlar. Peki dedeciğim, Hazreti İsmail hiç korkmadı mı?" "Hayır yavrum. Hazreti İsmail de babası gibi Allah'ı çok seviyor ve ona güveniyordu. Daha sonra Hazreti İbrahim oğlunu kurban edecekken Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama "Yetiş, yetiş ve ona durmasını söyle" dedi. Ve Hazreti Cebrail yanında bir koç ile Hazreti İbrahim'in yanına indi ve ona "Allah-u Teala senin sadakatini gördü. Allah-u Teala senin ve oğlun İsmail'in sevgisini ve teslimiyetini gördü. Al, bu koçu oğlunun yerine kurban et.
Allah kabul edecektir dedi. Hazreti İbrahim de tekbir getirerek koçu Allah'a kurban etti. İşte bu 4 gün içerisinde insanlar kurban bayramı yaptılar. Ve bu bayram içerisinde insanlar Allah'ın emri olarak kurban kesmeye başladılar. Bu kesilen kurbanlar Allah katında Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in sadakatini, sevgisini temsil ediyor. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.